cinsi organlarını korurlar diyor. Zina, cinsi organla yapılan ilişkiye gidilir. Dolayısıyla göz zinası, ses zinası, peygamberimiz kadınlarla konuşuyordu, ses zinası mı oluyor? Peygamberimiz kadınları beğenip evleniyordu. Göz zinası mı oluyor? Olmaz öyle şey. Yani o tamamen bir hurafeden ibaret. İnsan, karşıdaki insanı beğenebilir, sevebilir. Yani kadın erkeği beğenir, erkek de kadını beğenir. Bunun zinayla alakası yok. Allah'ın tecellisi olarak güzel görür. Allah'a hamd eder, şükreder. Mesela bu benim canlarım çıkıyor. Hepsi birbirinden güzeller. Takdir ediyoruz. Şimdi göz zinası mı oluyor bu? Çok münasebetsiz izahlar. Böyle şeyler hiç itibar etmesin kardeşlerimiz. Dini İslam'ı yok etmek için ortaya atılmış şeytanın oyunu olan izahlar. Ya o durumda zaten kadın diye bir şey kalmıyor yani. Kadını hiç adam, insan görememiş olacak, beğenememiş de olacak. Adam niye evlenmek istesin o zaman? Görmediği, bilmediği bir varlıkla evlenmek isteyecek. Allah ayette diyor peygamberimize, bak güzellikleri senin ne kadar hoşuna gitse de bundan sonra diyor. E demek ki güzelliklerini görüyor peygamber. Dolayısıyla öyle münasebetsiz izahlar hiç itibar etmesinler. İnsanlar birbirini görecek, birbirine konuşacak, duyacak. Hayat öyle. Haçta bile kadınlar, erkekler bir arada. Nasıl oluyor böyle yani? Olur mu öyle şey? Haçta iç içeler. Görüyor kadınları. Evet, dinliyorum.